Altıncı konuşmayı Milliyetçi Hareket Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya yapacak. Aziz Türk milleti, Milliyetçi Hareket Partisi adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçiminin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Demokratik ve anayasal hakkınız olarak vicdan ve idrakinize sunulan seçenekler arasından geleceğinizi şekillendirecek olanı oylarınızla siz belirleyeceksiniz. Bu gelecek sadece sizlerin değil, çocuklarınızın ve torunlarınızın da geleceği olacaktır. Dolayısıyla oylarınızı kullandığınızda onların nasıl bir Türkiye'de yaşamalarını istediğinize dair de bir tercihte bulunmuş olacaksınız. Kendiniz ve çocuklarınızın nasıl bir Türkiye'de yaşamak isteyeceğinize dair kararı vermenizde nasıl bir Türkiye'de yaşamak durumunda kaldığınızı hatırlamanın yardımı olacağı kanaatindeyiz. Değerli yurttaşlar, Türkiye 12 yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olan bir siyasi partinin kurduğu hükümetler tarafından yönetilmektedir. Bu süre içinde milletin desteği, adalet, huzur ve refah için kullanılmak yerine gerilim, kutuplaşma ve çatışma ekseninde heba edilmiş, milli irade, yolsuzluk, adaletsizlik ve bölücülük için kılıf yapılmıştır. Bugünkü Türkiye tablosu, milli ve manevi değerlerimizin tahrip edildiği, terörün azdığı, bölücülüğün cesaret bulduğu, işsizlik ve yoksulluğun tırmandığı, yolsuzluk ve adaletsizliğin zirve yaptığı, eğitimin milliliğini kaybettiği, Türkiye'nin uluslararası camiada itibarsızlaştığı, vatandaşların borç yükü altında ezildiği bir yıkım ve hezimet tablosudur. Bu tablonun sorumluları ile bu tabloyla birlikte tüm sonuçlarını da ortadan kaldırmak isteyenler arasındaki bir seçimin sıradan olamayacağı açıktır. Bilinmelidir ki bu seçimin öncekilerden bir farkı olacaktır. Önümüzdeki seçim partiler arası siyasi rekabetin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu seçim gerçekte diktatörlük hevessizleriyle demokrasi savunucular arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim yasalarla yap boz oynayabileceğine inananlar ile hukukun üstünlüğüne inananlar arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim deneme tahtasına çevirdikleri milli eğitimi kindar nesil yetiştirmenin aracı görenler ile fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir nesil yetiştirmeyi varlıklarının amacı görenler arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim başka merkezli çıkarlara hizmet eden dış politika anlayışından sıfır komşu ve 2 milyona aşkın sığınmacı çıkartanlar ile Ankara merkezli dış politika anlayışından lider ülke Türkiye ve saygın komşuluk ilişkileri çıkartacaklar arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim saraylarda sefahat sürenler ile mahkum edildikleri sefaletten kurtulmak isteyenler arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim milletini 36 etnik parçaya bölmek istedikleri bir ülkeden federasyon çıkartmak isteyenler ile Türk devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür diyenler arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçim teröristlerle müzakere masalarına oturanlar ile terörle mücadele edilmesi gerektiğine inananlar arasındaki bir seçim olacaktır. Değerli yurttaşlar, milli egemenliğin, toplumsal barışın, refah ve mutluluğun gerçekte temellendiği yer yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin zihinleridir. Bu itibarla konuşmamın devamını bugünün Türkiye'sinde her 4'ünden biri işsiz olan, üniversite mezunlarının %30'u işsiz olan gençlerimize Milliyetçi Hareket Partisi'nin sunduğu önerileri ayırmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarında üniversite giriş sınavı kaldırılacak. Bunun yerine fırsat eşitliğini ve adaleti gözeten üniversiteye geçiş sistemi uygulamaya konulacaktır. Gençler ilk ve orta öğretimde yönlendirilerek yetenekleri ölçüsünde istedikleri bölümde yüksek öğretime devam etme imkanına kavuşturulacaklardır. Her öğrenciye öğrenim süresince ve başarılı olmak kaydıyla 10 bin liraya kadar yüksek öğrenim kuponu verilecek, işe girince faizsiz olarak
4 yılda tahsil edilecektir. Orta öğretim ve yüksek öğretimde okuyan gençlerin burs ve kredi imkanları geliştirilecek, çağdaş standartlarda barınma imkanları oluşturulacak, yoksul öğrenciler öncelikli olmak üzere hiçbir öğrenci açıkta bırakılmayacaktır. Genç girişimciler desteklenecek, projesi uygun bulunan gençler için devlet bankalarından faizsiz kredi imkanı tanınarak gençlerin ticari hayata katılımları desteklenecektir. Evlenecek ihtiyaç sahibi gençlerin kamu bankaları aracılığıyla 10.000 TL tutarında 2 yıl vadeli ve faizsiz evlilik kredisi alabilmeleri imkanı sağlanacaktır. Engelli gençlerin eğitimlerine devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engeller ortadan kaldırılacak, gerekli eğitim altyapısı ve teknolojik imkanlar artırılacaktır. Gençlerin, çalışan gençlerin bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi amacıyla çıraklık eğitim merkezleri verimli, etkin ve cazip hale getirilerek sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün bu merkezlerden temin edilmesi sağlanacaktır. Aile içi gelirin kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretten az olan işsiz gençlerimiz ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılacaktır. Kendisini muhafazakar olarak niteleyen bir partinin iktidarında ilkokul önlerine kadar düşen uyuşturucu toplumun en büyük yaralarından biri haline gelmiştir. Bununla mücadeleyi toplumun geleceğine sahip çıkmanın hayati bir gereği olarak görüyoruz. MHP iktidarında sigara, alkol ve her türlü uyuşturucu madde kullanımından, kumar ve benzeri alışkanlıklardan, fuhuş, anarşi ve terörün batağına düşmekten gençleri korumak için her türlü önlem alınacak. Bu konularda gençlerin bilinçlenmelerine hizmet edecek her türlü imkan sağlanacaktır. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, kişisel yeteneklerini keşfedebilecekleri ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilecekleri gençlik merkezleri kurulacaktır. Sevgili gençler, Milliyetçi Hareket Partisi soran, sorgulayan, hakkını arayan ve toplumsal meselelerde taraf olan bir gençliği iktidarına yönelmiş bir tehdit olarak değil, Türkiye'nin ilerleme ve gelişme dinamiklerinden biri olarak görmektedir. Bu amaca hizmet etmenin gençliğin hak ve hürriyetlerinin güvenceye alınmış olmasından geçtiğinin de bilincindedir. Bu itibarla gençliğin kendini ifade edebilme yetkinliğine eriştirilmesini de, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınmasını da öncelikli görev bilir. Bu anlayışın gereği olarak gençlerin kamu ve özel sektörde istihdam ve hizmetlerini önemsediğimiz kadar sivil toplum örgütlerine yönlendirilmelerine de önem vermekteyiz. Milli egemenliği koruma ve toplumsal barışa hizmet etme bilinciyle yetişmiş gençlerin sivil toplum örgütleri içerisinde yer almalarıyla kamu hizmetlerinin denetimine iştirak etmeleri konusunda hassasiyet sahibiyiz. Bu hassasiyetin bir gereği olarak MHP iktidarında sivil toplum kuruluşlarının ülkenin hukuk düzenine, değerlerine, geleneklerine, üniter yapısına ve kamu düzenine uygun faaliyet yürütmeleri kaydıyla toplum hayatında etkin bir rol üstlenmeleri esas olacaktır. Sevgili yurttaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidara hedef alan toplumsal onarım ve huzurlu geleceği tesis etmeye dönük seçim beyannamesi Türk milletinin sağduyusuna sunulmuştur. İnanıyor ve güveniyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçiminde Cenab-ı Allah'ın izni ve milletimizin teveccühü ile tek başına iktidara gelecek ve Türk milletine hizmet için ülke yönetimini üstlenecektir. Milliyetçi Hareket Partisi adına önümüzdeki kader seçimi için milletimizi bizimle yürümeye davet ediyor, saygılar sunuyorum.